Rafadan taşımacılık. Bak Rüstem, bak. Nasıl taşıyorlar eşyayı? Sakin ol Basri amca. Bir şey olmaz. Onlar dikkatli çocuktur. Değil mi? Evet Rüstem abi. Sen merak etme abi. Merak eden benim evlat. Dikkat et. Yani tabii Basri amcacığım. Sen merak etme asıl. Elimde değil. Ne yapayım? Basri amca, o dizdiğin tabaklar sanırım çok değerli. Öyleler. Onlar bana babaannemin teyzesinin büyük halasından miras. Yani çok değerli. Ama asıl önemli olan... Bu saat mi amca? Yoksa bu sehpa mı? Bence içerideki halılar. Yani hepsi neredeyse birer antika da. Asıl söylemek istediğim... Hepsi mi? Eyvah! Ev değil, müze resmen. Topkapı Sarayı mübarek. Bir lafımı bitirtmediniz. Abi, biz şimdi iyice panik olduk. Elim ayağım titriyor. Gözünü seveyim abi. Böyle sürekli başımızda. Ben daha çok tencere tava düşürürüm. Tamam da çocuklar. Adamcağız da eşyayı taşırken doğal olarak dikkatli olmamızı istiyor. Büyük olanları zaten siz taşıdınız. Küçüklere de biz yardım edelim dedik. Evet. Basri amca da çok teşekkür etti biliyorsunuz. Etti de bu şekilde de olmaz ki. Gözü sürekli üzerimizde. Siz söyleyin. Ne yapayım peki çocuklar? Hani siz boya almaya gidecektiniz. Şimdi gitseniz. Evet. Biz de rahatça yardım edebiliriz. Zararsız, ziyansız. Doğru diyorsunuz. Biz en iyisi hemen gidelim. Nereye gidelim? Tabii ki boya almaya Basri amca. Niye çekiştiriyorsun? Acelen ne Rüstem? Eşyanın taşınması bitmedi. Çocuklar taşıyor işte. Biz de geç olmadan boyaları seçer geliriz. Ne yani? Çocukları bir başlarına mı bırakacağız? Ne çocuğu? Koca delikanlı oldular. Sen güven onlara. Tamam güveniyorum da yine de gözüm üstlerinde olsaydı. Merak etme. Zaten ağır ve zor olanları biz taşımadık mı? Oh. Taşıdık. Tamam işte. Kalan iki tencere tavayı da bırak çocuklar taşısın. Hah. Şöyle. Rahat rahat taşıyalım. Gerilmeden. Evet tamam, elimizi çabuk tutalım. İşleri çok uzun sürmez. Doğru. Aklı burada kaldı. Hemen dönmek ister. Amma değerli eşyası varmış Basri amcanın daha. Sanki kıracağız. Kamil yakala. Kırılmamış. Benim kafam kırıldı ama. İşi biraz ciddiye alsak iyi olacak. Bize olan güveni boşa çıkarmayalım. Doğru. Doğru tabii. Ama önce ne? Şey işte. Yemek. Biliyorsunuz açken kan şekerim düşüyor, sonra sakarlaşıyorum. Maalesef biliyoruz. Siparişler geldi. İyi lahmacun lafının üstüne gelirmiş. Lahmacun mu? Basri amcacığım, gözünü seveyim. Hani boya alacaktık? Boş ver şimdi boyayı. Niye boş vereyim? Evi boyamayacak mıyız? Aklım çocuklarda kaldı Rüstem. Bırak eve döneyim. Bırakmam. Biz boyamızı alalım, onlar da rahat rahat çalışsın. Rahat rahat mı? Evet. Ne yani? Ben size rahatsızlık mı veriyorum yoksa? O nasıl söz öyle? Sen demedin mi? Basri amcacığım, ben demek istedim ki... Yani çocuklara biraz fazla yüklendik gibi. Gözümüz sürekli onların üzerinde olunca... Benim yüklendiğimi demek istiyorsun sanırım. Ah Rüstem ah, sanıyorsun ki ben orada sesimi eşya için yükseltiyorum. Neyse, hadi
Dediğin gibi olsun. Çocukları rahat bırakalım. Basri amca yapma böyle ama. Hadi düş önüme de şu boyaları alalım bari. Kıpırdayamıyorum. Aynen içince bana da uyku çöktü. Benim de kılımı kıpırdatacak halim yok ama çok işimiz var. Yumak her seferinde havlıyorsun. Kendi sesimi bir türlü kaydedemiyorum. Yumak. Akın, hadi sen de bırak o kasetçaları, gel yanımıza. Önce hızlıca bir takım kurallar koyalım. Böylece işimizi sorunsuz hallederiz. 1. Büyük ve ağır eşya taşımak yok. 2. Acele etmek yok. 3. Yardım almadan zor iş yapmak yok. Tamam mı? Tamam. O son lahmacunu yemeyecektim Mert. Of Hayri. Ne yapacağız şimdi? Geri gitmeyi deneyelim. Kamil, sen de çek o taraftan, olur mu? Hayır, hayır. Ne dedi o? Anlamadım ki. Tamam dedi galiba. İttiriyorum. Bir ilerleme olmuyor. İmkanı yok, kıpırdamıyor. Akın. Böyle de fayda etmedi. Aklıma bir şey geldi. Hayri, 3'e kadar saydığımda derin bir nefes alacaksın ve göbeğini içine çekeceksin. Tamam. Akın, çekmeye hazır ol. Kamil, sen de içeriden ittir. Yine ne dediğini anlamadım. Tamam mı dedi? Boş ver Kamil'i Mert. Hadi kurtarın beni buradan. Tamam, sayıyorum. 1, 2, 3. Bu yorgan biraz fazla ağır değil miydi? Bak sen şuna. Beyefendi ittirmiyormuş ki. Yorganın içinde uyuyormuş. O kadar ayran içersen olacağı bu. O kadar lahmacun yiyince de ne olduğunu biliyoruz Hayriciğim. Benimki teknik bir arızaydı. Kamil'inki düpedüz sorumsuzluk. Okula daha çok var. 5 dakika daha uyusam. Ne okula arkadaş? Uyansana. Niye durduk? Yoksa geldik mi? Şimdi de geldik mi diyor? Geldik, geldik. Son durak Basri amcanın bahçesi. Yolcu kalmasın. Eşya taşımaya yardım ediyorduk değil mi? Sonunda. Başka sürpriz yoksa devam edebiliriz. Oldukça oyalandık.
uğraştırdı ama üzerimize düşeni yaptık. Güzel çalıştık. Evet, bütün lahmacunları erittim. Rafa'dan Tayfa iyi iş çıkardı. Yumak. Dur Akın. Eşya yıkılabilir. Ama abi, Yumak orada. Duymuyor musunuz sesini? Dur, sakin ol. Bir şey olmadan çıkaracağız Yumağı. Oynamayı sever o. Çıkmaz ki şimdi eşyanın altından. Hayri, şu kemiği getirir misin? Bu işe yarayacak mı Mert? Ben yumağı tanıyorsam yarayacaktır. Evet, oyun ve kemik ikisi bir arada. Hani gelmiyor? Biraz sabredin. Sanırım onu buldum. İp gerginleşti çünkü. Evet. Hala bir şey çekiştiriyor. Evet, ses de yakınlaşıyor. Nasıl yani? Peki Yumak nerede? Sahi? Hala onların altında olmasın? Sanmam. Nereden çıktın sen? Aman bana dokunma. Rüstem, o kadar dedim ben sana. Bu çocukları bir başlarına bırakmayalım diye. Basri amca, ne desem, ne desen haklısın. Basri amca kızma. Her şey sapasağlam. Her şeyi kırmadan, dökmeden taşımıştık. Hiç zarar vermemiştik. Basri amca, ne yapıyorsun? Bir şey olmuş mu kontrol ediyor. Hayır Basri amca, bir şey olmadı. Belki birkaç eşya çizildi. Boş verin eşyayı filan. Siz iyisiniz ya. İyiyiz biz. Sen de iyi misin oğlum? İyiyim amca. Oh, çok şükür. Şimdi anladın mı neden başlarında durmak istediğimi Rüstem? Ben hiçbir şey anlamadım. Eşya taşırken, hele ki bana yardım etmek için taşırken, Allah korusun, bir yerinize bir şey olsa öyle içim yanardı ki kendimi affetmezdim. Yani eşyaya bir şey olacak diye kızmadınız mı? Eşya sizin canınızdan kıymetli mi evlat? Hay Allah. Ben de en baştan beri ne kadar yanlış düşünmüşüm. Biz Rüstem'le evi boyadıktan sonra yine ufak tefek eşyanın taşınmasında yardımınız gerekecek. Tabii ki Basri amca. Her zaman yardım ederiz. Bu sefer lahmacun ve ayranın yanına tatlı da ekleriz. Ne? Tatlı mı dedin abi? Nerede boya ve fırça? Hemen bitirelim şu işleri. Tatlı bu. Beklemeye gelmez.